Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Cumartesi günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Bu hafta bir farklılık yaptık ve Perşembe günkü ücretsiz Ankara yayınımız yerine Cumartesi günkü Ankara programıyla karşınızdayım. Çünkü birbirinden önemli yarışlar var ve bu heyecanı hep beraber yaşayalım istedim. Şu anda karşınızdayım ve yorumlarımla birlikte sizlere olabildikçe maksimum derecede katkı sağlamaya çalışacağım. Sizlerden ricam alt taraftan beğeni butonuna basıp yorumlarınızla beraber bana destek olmaz ki bu anlamda gerçekten de hem beğeni sayılarında olsun hem yorum sayılarında olsun çok ciddi bir artış var ve herkese çok çok teşekkür ederim. Onun haricinde mutlaka atlamayın diyeceğim bir şey var. Bizi Twitter'da mutlaka takip edin. Çünkü son zamanlarda inanılmaz dikkat listeyle beraber inanılmaz şekilde katkı sağlıyoruz buradaki takipçilerimize ve güzel bir hem artış var hem birçok anlamda aktifliğimiz çok daha yüksek. O yüzden Twitter'da bizi mutlaka takip edin. Dün mesela işte Solido Hermanos'u ilk sıradan önermiştim. Mesela bir önceki İzmir'de Taharga'yı ilk sıradan önermiştim. Sile Tokat'ı bank olarak burada bahsetmiştim. Yani bu tur atları kaçırmamak adına mutlaka biz sosyal medyadan takip edin. Buralardaki paylaşımlarımızda da ciddi anlamda destek oluyoruz ki beğenilere de baktığımızda çok ciddi güzel ve etkileyici beğeniler de var. Bunun için de takipçilerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugün Ankara programı bu hafta cumartesi Ankara ve pazar İstanbul olarak YouTube yayında bulunacağız. Ama önümüzdeki hafta bir değişiklik yapmaya karar verdim. Şöyle bir değişiklik olacak. Pazar fix. Hiçbir değişiklik yok. Pazar vereceğiz. Ama hafta içi sürpriz. Yani hangi gün vereceğimi ben belirleyeceğim. Çünkü tam olarak böyle cazip bir program seçeceğim ve ona yorum vermek istiyorum. Biraz daha bu böyle İzmir olabilir, Bursa olabilir, Kocaeli olabilir. Biraz daha böyle ikinci, üçüncü planda bırakılan bir ile ben daha çok böyle cazip birileri sevdiğim için YouTube yayını yapmak istiyorum önümüzdeki hafta. O yüzden bildirimleri açın. Bizi tüm sosyal medyalardan takip edin. Sürpriz bir yayın önümüzdeki hafta için bir program olacak ama hangisi olduğunu şu an ben de bilmiyorum. Cazip bir program kollayacağım. Hadi o zaman Ankara yorumlarına başlayalım. Yedili plasayına baktığımızda önde boş kalma ihtimali çok yüksek olan bir 2 numaralı Maccabi var. Startla beraber liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapması çok çok normal karşılanmalı. Ama bir o kadar da güven veren bir at olmadığı için ben yanına sigorta olarak 5 numaralı Moon Effect'i de önereceğim. Yedili plasayı sıralamam 2 ve 5. Altılı Gaynika'na geldiğimizde yani benim her zaman önceliğim şudur. Ne kadar katkı sağlayabilirim? Yani altılıyı evet yakalarız ama yani kimse yakalayamadıktan sonra o altılıyı yakalasak çok bir anlamı olmuyor. Mesela ben geçenlerde ücretsiz bir yayında kazanmıştım ama yakalayan kişi çok azdı. Çünkü geri planda verdiğim atlar kazandı. Mesela ondan sonraki bir ücretsiz yayınında 5'te kaldım ama çok fazla önde verdiğim atlar kazandı ve ben 5'te kalmama rağmen kazanan çok fazla çıktı. O yüzden de benim önceliğim her zaman sizlere ne kadar katkı sağlayabilirim hem ufak oynayanlara hem geniş oynayanlara şeklinde. İlk ayakta da bunlardan biri. Normalde çok zor bir yarış. Bana kalırsa birbirine çok yakın performans sergisinden bir arada ama şimdi şöyle de bir düşünüyorum. Yani 10 liralık oynasam, 20 liralık oynasam, buraya 10 at yazsam, yani burayı geçerim ama diğer aklımdan birine mutlaka yatarım. O yüzden de ufak oyuncaklar için burada bir alternatif tek adayım olacak. O isim 2 numaralı Sıkı Dost. Mesafe 1900 olsa belki ufak oynayan için değil de geniş oynayan için bile bank önerebilirdim. Bir tek mesafemle kafamda soru işaretleri var ama çok sırıtıyor. Çünkü yarışta öne çıkabilecek fazla at yok ama bir yerler tempo olacak bir yarış. Yani kırmızı başlıklı kız liderliği alacak. Ama baktığımızda Ezer Döver olsun, Sevalcan olsun, Taşpınar olsun. Ya bunlar bir yerlerde hamlelerde bulunacaklar ve tempo yukarı çıkarmaya çalışacaklar. Böyle bir hamlelerde tempo yukarı çıkması durumunda yarış tamamen 2 numara Sıkı Dost'a yarar. Zaten grubun üzerinde bir isim ve eğer mesafe anlamında bir sıkıntı yaşamazsa sonlarda yapacağı ataklar 2 numaralı Sıkı Dost'a birinci getirebilir. Net favorim çok ufak oynuyorsanız 10 lira 20 lira civarında bir oyunlar oynuyorsanız bence risk alıp da tekle de başlayabilirsiniz. Önemli bir rakibi olacak. O da 6 numaralı kırmızı başlıklı kız. Ben son zamanlarda şu yorumu çok fazla yapıyorum. Bazen kulağımızı tersten tutmalıyız.
herkesin düşündüğünün aksini düşünmeliyiz. Burada da öyle bir şey aklımıza gelebilir. Evet, yarışta öne çıkabilecek atlar var. Taşpınar, Sevalcan, Fahrenheit gibi, ama bu saydığımız isimin tamamı net kaçak atlar değil. Ve genelde önlere çıkmaların en büyük nedeni önde iç giden at olmayışı. Burada hem birinci kulvardan çıkan, hem kilosu çok uygun olan bir kırmızı başlıklı kız varken diğer atların seri bir şekilde liderliği almak isteyeceklerini sanmıyorum. Bu da 6 numaralı kırmızı başlıklı kızın viraja kadar çok kolay gelmesine neden olabilir. Oralara kadar kolay gelen bir kırmızı başlıklı kız bu kiloyla bu mesafede yakalanmayabilir. Eğer 2 numarayla risk almayacaksak 6 numaralı kırmızı başlıklı kızı ilk rakip olarak mutlaka değerlendirelim ve ciddi rakip olarak bir şans verelim. Daha sonra yine uygun kilosuyla dikkat çeken 7 numaralı Sevalcan, 5 numaralı Fahrenheit, 4 numaralı Dizdarım, 3 numaralı Kanaran, 9 numaralı Taşpınar, 8 numaralı Eparven, 10 numaralı Alzenginoğlu ve ben bu mesafede geleceğini sanmıyorum ama bu kadar at yazmışız. Dışarıda bırakmak olmaz. 1 numaralı Ezer Döver'i de değerlendirme altına alabilir ve ilk ayar risk almadan kapatarak geniş bütçeli oyunlar için geçebiliriz. 2 önde 6 numaralı yarış bekliyorum. 7, 5, 4, 3, 9, 8, 10 ve 1 kapalı. 5. koşuya gelecek olsak aslında burada çok net bir favorim var. Eğer anormal bir start sonu yaşamazsa 2 numaralı Marco Polo'dan çok net bir yarış bekliyorum. Çünkü Marco Polo son 3.'ünde ciddi anlamda beğenimi kazandı. Çünkü 3. kelle derken startı ağır aldı. Çok çok kötü bir grup değildi. Ama sonlardaki aksiyonlara ve genel görüntüsü etkileyiciydi. Daha önceki uzayan mesafedeki yarışları bence daha da başarılıydı. Bugün hem çim pistte geliyor hem de mesafe uzadı. Eğer ciddi bir start sonu yaşamazsa ve Aprensi çok aceleci davranmazsa Marco Polo'nun ben bu rakiplerini geçmesini çok çok normal karşılarım. Ve beni de şaşırtmaz net favorim 2 numaralı Marco Polo. Onun kadar şanslı bir isim var. Tabii ki de 1 numaralı Estimate. Son yarışında ben Ekürüsü Lady Secret'a çok ön planda şans vermiştim ve beni yanıtlara kazandı. Estimate o gün çok bir varlık gösteremedi ama bir önceki ikinciliği çok etkili olması nedeniyle kilosu ağır olmasına rağmen mutlaka 1 numaralı Estimate'i yazmamız gerekiyor. Daha sonra 4 numaralı Rabitelli. Eğer Lady Shepora ile çok ciddi mücadeleye girmezse diri kalabilir. 7 numaralı Amadis son ikincinde bir kıpırdandı. Bir performansını artırdığını bizlere gösterdi. Boş kilosuyla şanslı olabilir. Ve son olarak da ben çok şanslı olduğunu düşünmüyorum ama dışarıda bırakmak istemiyorum. 3 numaralı Lady Shepora'yı yazabiliriz. Ufak oyuncaklar için 2 ve 1, 2 at yeterli olabilir. Daha geniş oyuncaklar 4, 7, 3. 6. koşu Grup 1 Cumhurbaşkanlığı koşusuna geldiğimizde kısa geçtiğim yer burası olacak. 2 tane at önereceğim. Bir kere şunu söylemem gerekirse ilgilileri açıklama yaptı. Goyro yarıştan çıkacağını söylediler. Bunu da en azından sizlere bu şekilde göstermiş olayım. O yüzden de Goyro'yu yazmadım. Benim buradaki favorim net bir şekilde 9 numaralı Zala Bey. Yani son yarışında sanki o koşu kazanmaktan ziyade bu koşunun bir provasını yapmış gibi bir izlenim bıraktı. Ben çünkü çok üzülmedi. Çok böyle kendi halinde koşuyu tamamladı. Bugün uzayan mesafede ve Goyro'nun olmadığı bir grupta bence Zala Bey mutlaka iyi koşar, mutlaka bir yerlere gelir ve bu rakiplerini bir yerde atlayarak kazanabilir. Net favorim 9 numaralı Zala Bey ama son hazırlıklarında çok iyi görünen ve oldukça hazır durumda buraya gelen bir 3 numaralı Burgas var. Yani ben şunu savunan biriyim. Bazı atları bir yarışlarına bakarak tek atmamalıyız. Bazı atları da bir yarışına bakarak silmemeliyiz veya geri plana bırakmamalıyız. Burgas da bunlardan biri. Son ikincinde ve bir beşinciliğinde çok iyi bir performans sergileyemedi ama iyi bir ekip tarafından ciddi hazırlıklarla geliyor. O yüzden karşımıza almak olmaz ve 3 numaralı Burgas'ı da yazmak zorundayız. 9 ve 3 benim buradaki sıralamam. 2 atla burayı geçiyorum. 7. koşu Grup 1 Cumhuriyet koşusuna geldiğimizde bence bugün belirleyici yarış burası olacak. Çünkü burası sürprize çok müsait bir yarış. Çok ciddi bir sürpriz gelebilir. Benim en kalabalık geçtiğim ve böyle bugünün belirleyici olduğuna inandığım koşu burası. O yüzden de ben burada biraz daha cazip isimlere de şans vermeyi düşünüyorum. Favorim net 2 numara Demir Perde. Yani Demir Perde nereden çıktı diyor olabilir ama son yarışını izlerken sanki
bu yarış için o yarışı yaptığı gibi bana bir izlenim bıraktı. Zaten bu tip mesafe seven ve gününde olduğunda da her türlü grupta söz sahibi olabilecektir. Demirper de var. Şartlar lehine, mesafe uygun. Gidişat olarak rakipleri önde gidebilir. Bazı isimlere mesafe kısa kalacak. O yüzden de tam arada kalışıyla eğer o eski zaman demir perdeyi birazcık bizi izletebilirse ben bugün tatlı bir sürprizle beraber 2 numara demir perdenin kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Ama sadece düşünüyorum ve favori olarak öneriyorum. Önemli rakipleri var. Özellikle kilosu uygun olan 3 yaşındaki atlardan 14 numaralı Hüküm. Son 4.'ünde inanılmaz bir fotoğrafı geçişi vardı. İnanılmaz bir fark kapattı. Bugün yarı süratli gidecek çünkü öne çıkabilecek çok fazla at var ve bu isimler öyle ya da böyle mücadeleye girecekler. Arkalarda rahat bir beklemeyle 14 numaralı Hüküm'den etkili bir sprint görebiliriz. Daha sonra 8 numaralı Deniz Efe. Deniz Efe'yi geride bırakmamın nedeni şu oldu. Ahmet Çelik'in röportajları. Yani Ahmet Çelik'in geçmiş yıllardaki veya geçmiş aylardaki röportajdan dinlediyseniz devamlı Ankara pistinde biraz daha eksik koşan Deniz Efe'den bahsediyor ve biz yani sahanın içinde değiliz ki yani olmakta bana kalırsa çok bir şey fark ettirmiyor. Yorum anlamında bahsediyorum ama en azından bu tür bir bilgileri dinleyerek kafamızda bir şeyler oluşturabiliyoruz. Deniz Efe'nin de Ahmet Çelik'le ilgili röportajı bizlere bu anlamda bir bilgi veriyor ve o yüzden ben biraz daha 3. sıraya bırakmayı doğru buldum. Daha sonra 7 numaralı Canko, yine genç isimlerden 13 numaralı Bozkır Efes'i, 16 numaralı Zincir Koparan, 15 numaralı Soyluşa, 6 numaralı Can Caner ki eğer stasyonu yaşamazsa çok iyi koşabilir. Kalabalık geçecekler. Dikkat etsinler. Bu yarıştaki benim gizli bombam, gizli sürprizim 6 numaralı Can Caner ve 5 numaralı Boğaz çocuğunu da yazarak burayı 2, 14, 8, 7, 13, 16, 15, 6 ve 5 sıralamasıyla geçebiliriz. 8. koşuya geldiğimizde diğer bir grup yarış bizleri bekliyor ama burada sırıtan ve dikkat çeken bir isim var. 4 numaralı İsyan Ateşi'ni banko olarak öneriyorum. Yani bazen inatlaşmamak gerekiyor. Evet, atlet her zaman geçer veya geçilebilir ama bazen de görünen bir şey var. Yani zaten İsyan Ateşi bu grubun çok üzerinde bir isim. Yaptığı yarışlar olsun. Normalde buradaki atlarla mücadele eden bir İsyan Ateşi var. Biraz daha bugün uygun gruba gelip çok fazla zorlanmak istememiş. Baktığımızda grubun uygunluğu yetmezmiş gibi önde de çok fazla zorlanmayacak ve liderlik anlamında baskı görmeyeceği bir yarışa denk gelmiş. Yani şartlar bu kadar lehineyken de evet at atı geçer, geçilebilir. Böyle bir ihtimal de var ama şartlar bu kadar uygunken de insanın eli yanına at yazmaya gitmiyor. 4 numaralı İsyan Ateşi'ni banko olarak öneriyorum. İkili alacaklar varsa 2 numaralı Bahar Bayır'ı değerlendirebilirler. Günün kapanış ayına geldiğimizde yani burada da aslında dikkat çeken birkaç isim var. Bunlara biraz daha böyle sürpriz isimler de ilave etmeye çalıştım. Bunlardan biri 10 numaralı Samsat. Ya bu atın yarın AGV'sinin ne çıkacağını çok merak ediyorum. Çünkü çok tutuyorum ve baktığımızda bu at ikincilik elde ederken çok böyle başarılı performans imza atmış. Güzel de bir derece çıkarmıştı. Daha önceki 6. yılında sert grupta koştu. Ona rağmen çok ezilmedi. Kendi halinde koşuyu tamamladı. Özellikle son yarışında birincisi çok kötü yer tuttu. Yani bir yerlerde başladı ama geriye düştü, geriye düştü, geriye düştü. Bayağı gerilerde kaldı. Düzlükte yaptığı ataklar dördüncülük elde etmesine neden oldu ki o kadar grubu geri takip edip dördüncülük elde etmesi bence başarıydı. Normalde bu at biraz da ön gruba yakın giderek başarı sağlayan bir isim olduğu için son yarışını dikkate almalıyız. Bugün eğer Aprensi iyi yer tutar, biraz da ön gruba yakın konumlanabilirse tatlı bir sürprizle beraber plase konumunda 10 numaralı Samsat'tan iyi bir yarış görebiliriz. Çok net favorim. İlk rakibi cazip bir isim. Puanlamada geride kalacağı inandığım bir at 4 numaralı Amansız Güç. Verdiği aranın ardından bir yarış gördü. O gün çok kötü diyemeyeceğim. Kendinden de güzel bir yarışa imza attı. Bugün Dilban çıkarmışlar. Daha hazır geliyor. Eğer burada bir sürpriz çıkacaksa, beklenmedik bir at gelecekse 4 numaralı Amansız Güç'ten bunu görebiliriz. Daha sonra 7 numaralı Gölyan'ı, 8 numaralı Ildar'a ki son ikinciliğindeki performansı etkileyici de devamını getirebilir. Ve son hatta arası olmasına rağmen 3 numaralı Akmanoğlu'na bir şans vermek istiyorum. 10 önde 4, 7, 8 ve 3 sıralamam.
Bugünkü Ankara yorumlarım bu şekilde. Yarın İstanbul yorumlarıyla tekrardan YouTube kanalımızda olacağız. Herkese desteklerinden ve güzel iletilerinden, mesajdan da çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.